Merhabalar, Toygun Baran Ülker ben. 3 yıldır adesso'dayım. Geldiğimden beri aynı takımda çalışıyorum. Lead Java Developer olarak çalışıyorum. Dünyaca ünlü bir otomotiv üreticisinin fabrikalarında kullandığı bir yazılım. Bu proje aslında bir modernizasyon projesi. Halihazırda müşterinin kullandığı bir uygulaması var. Ancak bu uygulama günümüz iyileştirmelerine yeterince hızlı cevap veremez hale gelmiş. Bu sebepten ötürü adesso sıfırdan bir proje tasarlayıp hayata geçiriyor. Microservice mimarisinde tasarlanmış, Kubernetes kullanıyoruz, konteynerlarımız var. Uygulamalarımızı bir cloud provider'a deploy ediyoruz. Bunun dışında CI/CD süreçlerimiz, Continuous Integration, Continuous Delivery süreçlerimiz var. Backend tarafında Spring Boot, Java, Messaging, frontend tarafında ise React, Redux ve bunları da TypeScript'le yazıyoruz. Uygulamamızın nihai amacı dünyanın dört bir tarafında bulunan fabrikalarda araçların gerçekten mükemmel bir durumda müşterilerine teslim olmalarını sağlamak. Uygulama geliştirme süreçlerimizde müşterilerin başlattığı belli testlerden de geçiyoruz. Bunlar işte güvenlik testleri olabiliyor, penetration testler, load testler olabiliyor ya da işte her bir release öncesi key functional testler de olabiliyor. Bir de Microsoft tarafından gerçekleştirilen bir kalite kontrol sürecinden geçtik. Bu birazcık daha bizim uygulamamızın aslında bir legacy uygulama olmaktan ne kadar uzak olduğunu bir kontrolüydü. Örnek vermek gerekirse bu projenin başlangıcında bahsettiğimiz aslında replacement projesine dönmesin diye biz burada neler yaptık, yaptığımız şeyler ne kadar doğruydu? Bunları bir otorite tarafından, Microsoft tarafından review edilmesiydi. Uçtan uca yeni bir developer bu projeye onboard olduğunda lokal ortamını ne kolaylıkla kurabiliyor, dokümanlarımız ne kadar hazırdan başlayıp, bizim unit testlerimiz ne kadar iyi, integration testlerimiz var mı, CI/CD süreçlerimiz nasıl, continuous integration'da baktığımız testler, pull request akışları, code review süreçlerimiz, bunlardan alıp ayrıca bir de static code analizi de var CI sürecimizde. Buralarda alıp bizim high available deployment'larımız, one click ya da zero downtime deployment'larımız nasıl, clean coding'lere ne kadar uymuşuz, kod yapımız nasıl, uygulamayı tasarlarken herhangi bir problem yaratmış mıyız ya da biraz daha teknik detaylardan bahsedecek olursak, örneğin bir Hibernate kullanıyoruz burada, bir N+1 problemiyle karşılaşma ihtimali var mı gibi performans bottleneck'lerine kadar oldukça detaylı bir süreç oldu. Yaklaşık 3 gün kadar süren. Raporla hem bize hem de müşteriye bir sunum yapıldı. Göğsümüzü kabartan bir sonuç aldığımızı söyleyebilirim. Hem müşteri oldukça memnun hem de biz yaptığımız işin bu şekilde bir otorite tarafından değerlendirilip rapor olarak sunulduğunda emeğimizin karşılığını görmek ve bunun onaylı bir şekilde bize gelmesi oldukça keyif vericiydi. Pair coding pratiklerimiz oldu. Ekip içinde eğitimlerimiz oldu. Şirket içi eğitimlerimiz oldu. Online platformlardan aldığımız eğitimler oldu. Session'lar yaparak böyle toplu şekilde katıldığımız eğitimler oldu. Bunların genellikle temel konusu bizi hem teknik anlamda iyileştirirken hem de best practice'ler nasıl olmalı, clean coding, clean architecture konularında nelere dikkat etmeliyiz, yazdığımız uygulamaların ya da yazdığımız kodların aslında sadece bugün problemlerini çözmesini değil, yarın gelecek olan yeni değişikliklere de açık halde bunları da karşılayabilecek yetide olmasını sağlayacak şekilde nihai amacımız kaliteyi top seviyede, en üst seviyede tutmaktı. Bugün uygulamamızın bu seviyede olmasını sağlayan hepimizin farklı yetenekleri, kas grupları ve güçlerini bir araya koyup böylesine büyük bir projede ve zorlu bir projede bu seviyede başarıyı elde ettiğimiz için tüm ekip arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ederim. Böylesine başarılı bir global projeyi hayata geçiren ve geliştirmeye devam eden ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Sonuçlarından gurur duyuyorum.